Sen de müessesen var. Eğer siz gelirin %60'ından fazla açık veriyorsanız dönemezsiniz, dönemezsiniz. Orada da oturtturmazlar sizi. Şükürler olsun ki biz bir yılda bu pozisyonu terse çevirdik. Bu pozisyonu terse çevirdik. Bakın, bakın arkadaşlar, Mart'ta 21 milyon fazla verdi bu belediye. 60 milyon eksiden, 60 milyon borç üreten bir belediyeden, yani her ay 60 milyon borcu atan bir belediyeden Mart ayında 21 milyon fazla verir bir belediye haline getirdik bunu. 60 artı 21, 81. Ve ayrıca 9 milyon da o ay kur farkına gitti. Eğer kur farkı olmasaydı 30 milyon fazla verecektik. 30 milyon fazla evet. Verip makam odanıza haciz ettik. Evet. Evet, 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 evet. Evet, değerli arkadaşlar. Hayır efendim, hayır. Ya otur, otur, otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde. Bak Ozan konuştu, ben seslenmedim bile. Belediye başkanıyım, konuşma. Otur oturduğun yerde. Otur otur. Alper buradan gel, konuş. Otur. Otur yeter ya. Oturun. Başkan. Allah Allah. Siz konuşacaksınız lütfen. Siz kimseyi lütfen azarlamayın. Oturun. Kimseyi bak, azarlamayın. Bir şey söyleyeyim. Sakin Ozan Bey, olun. Arkadaşlara söyle. Azarlamayın. Arkadaşlara söyle. Azarlamayın. Ben sen burada konuştun lütfen. Ben söylerim. Siz arkadaşlar, de azarlamayın. Arkadaşlar. Azarlamayın. Arkadaşlar sakin olun. Müdahale etmeyin. Lütfen oturun. Oturun. Değerli meclislerim. Lütfen otur, sakin olun. Sakin ol, otur. İsmet Bey. Nezakete davet ediyorum İsmet hepinizi. Bey. İsmet buyurun. Bey lütfen. Cemal ya Bey. Bana vuruyor ya. Adam vuruyor ya. Lütfen. Adam vuruyor arkadaş. Buyurun. Ayıp ya, vurulur mu ya? Buyurun. Buyurun. Arkadaşlar sakin olalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Vedat Bey. Oturun lütfen. Lütfen Recai Mercimek Bey. Lütfen. Lütfen oturun. Ya adam. Recai kim Bey. Kim vuruyor ya? Benim? Değerli arkadaşlar. Bu yaptığınız çok ayıp. Recai Bey. Değerli arkadaşlar, lütfen oturalım. Cemal Bey. Cemal İlçi Bey lütfen. Arkadaşlar, herkes çağırıyor. Herkes arıyor. Cafer Bey lütfen. Cafer Bey. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen. Mustafa, Mustafa oturun. Oturun. Oturun arkadaşlar. Arkadaşlar sakin olalım. Evet. Evet oturun. Arkadaşlar lütfen. Lütfen. Arkadaşlar istirhamımız şudur. Hatip konuşurken lütfen. Lütfen. Abi her seferinde kalk oradan laf ediyor ya. Herkese var. Burada sizinkiler de konuşuyor. Laf atıyor muyuz biz? Cafer Bey. Yapmayın. Evet otur lütfen. Değerli arkadaşlar, değerli meclis üyeleri, bakın, Cafer Bey. Sayın Öç, oturun. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Çukurova olsun, Seyhan olsun, birlikte çalışmak, belediyeyi birlikte idare etmek yolunda, encümen dahil, birlikte seçim yapıyorlar. İlçelerin tamamında bir borçlanma geldiğinde arkadaşlar bana sorduklarında elbette icraat neyse oy vereceksiniz diyorum. Ve belediyelerde borçlanma dahil, encümen seçimleri dahil bir mutabakatla geçiyor. Peki büyükşehirde böyle mi oluyor? Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Değerli arkadaşlar. Evet. 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 Lütfen, lütfen arkadaşlar, lütfen. Lütfen. Benim dileğim arkadaşlar, benim dileğim, benim beklentim odur ki bu meclis yek vücut olsun. Elbette eleştirisini yapsın. Ama kamuya tahsimatlar da dışında borçlanmayla da ilgili, encümenle de ilgili beraber çalışma iradeyi ortaya koysun. Ne zararı var? Ne zararı var? Aykırı sesler kötü niyetli olmadığı sürece, kötü niyetli eleştiri olmadığı sürece faydalıdır. Biz bütün eleştirilerinizden doğru, iyi niyetli bütün eleştirilerinizden faydalanırız. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Ve değerli arkadaşlarım, son söz. Elbette
Mesela hep eleştiriyorlar ya, Zeydan Karalar 6 ayda borcu bitireceğini söyledi. Ya Zeydan Karalar mühendis, böyle bir laf eder mi? Yani 6 ayda, 1 senede, 5 senede borcun bitmeyeceğini bilmez mi? Ama iş üretebilen, fazla üretebilen, gelir, giderinden fazla geliri olan bir belediye bütçesi yaratacağız diyoruz biz. Borç biter mi efendim? Gelir 1 milyar, borç 4,5 milyar. Bütün gelirinizi verseniz 4,5 senede biter. Böyle bir ifade kullanır mıyım? Hiç şüphe etmeyin. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli adamlar, işimiz zordur. Aldığımız tablo zordur. Aldığımız tablo gerçekten iyi bir tablo değildir. Ama bunu aşacağız. Aşma yolunda düzgün, doğrusal, eğri gibi sürekli yukarıya çıkan bir trendle yükseliyoruz. Yükseleceğiz ve adanımıza en güzel hizmetleri yapacağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Verelim verelim başkanım. Konuşacak mısın? Buyurun Ozan Bey. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri. Zeydan Bey, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgi pıtırcığı rollerinden oynarken buradaki o kavgayı kışkırtan kişidir. Sonrasında da İyi Parti Grup Başkan Vekilinin bana fiziki olarak saldırısına neden olan kişidir. Doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? Biz siyasi ve insani tutumlarımız gereği Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olarak her şeyi saygıyla karşılamasını biliriz. Bize yapılan harekete aynı şekilde cevap verebilecekken bunu da yapmayacak kadar da olgunluğa sahibiz. Ancak bu tutumların bu mecliste olmasını kınıyorum. Burada Sayın Başkan eleştiri yapabilirler dedi. Benim yaptığım eleştirinin ötesine geçmemiştir. Eleştirmek de en doğal hakkımızdır. 2019 faaliyet raporunu sayfa sayfa ben burada sizlere ilan etmişken bunu eleştirmem de en doğal hakkımdır. Çünkü eleştirmemiz Adana için. Proje üretilsin diyoruz, hizmet üretilsin diyoruz. Kötü bir şey mi yapıyoruz? Sayın Başkan 10 dakika konuştu, ortama gelip kavgaya neden olmanın dışında tek bir proje yapacağım müjdesini Adana'ya veremedi. Doğru mu? Şimdi bunun haricinde lütfen, ben geçen dönemde bu meclisin üyesiydim. Sayın Başkan ve diğer meclis üyeleri arkadaşlar ısrarla bunu söylüyorlar. Ben geçen dönemde burada Vedat Bey de vardı, Serdar Bey de vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetimini eleştirmişimdir. Doğrudur. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Ben Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak partim adına Adanalıların hakkını savunmak için eleştiri yapmışımdır. Ve bunu da halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı paylaşmış, sosyal medya hesaplarında mevcut diye. Doğrudur, var. Biz utanılacak bir şey yapmadık. Biz yaptık, eleştirdik. Adana için eleştirdik. Adana güzel hizmetler alsın diye eleştirdik. Sayın Başkan, o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü bize hak da verdiği oldu. Hak vermediği de oldu. Kabul ettiğimiz de oldu, etmediğimiz de oldu. Bunun kadar doğal bir şey var mı? Ama biz Sayın Başkan gibi sonradan utanıp da tweetlerimizi, sosyal medya hesaplarımızı sıkça silmiyoruz. Hepsi orada duruyor, merak etmeyin. Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. Ya işi gelen kimdir ben anlamıyorum ki ya. Ben hayır arkadaşlar, lütfen özür dilerim. Bu bitireceğiz. Arkadaşlar ben kırmayalım birbirimizi de. Hangi tweetimizi silmişiz ya? Ya yapma ya. Bir daha kardeşim, olay gören ben değilim. Ben diyorum ki oradan çıkıp hatibe müdahale etmeyin. Etmeyin müdahale. Sesleniyoruz. Arkadaşımız gene heyecanla çıkıyor, söylüyor. Etmeyin. Yarım saat konuştun, sana laf adan oldu mu? Bir şey etten oldu mu? Evet Sayın Meclis Üyeleri. Buyur Başkan. Sayın Meclis Üyelerimiz, 2019 yılı faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet. 4'te 3'ten